Kesinlikle geç kaldım. Artık kazanacağım 10 dakika bana işten kovulmama garantisi veremez. Bunu anlamak için bu kadar koşmasaydım iyiydi. Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa ters gidecektir demiş Murphy abi zaten. Şu anda alarm sesini duymanız gerekiyordu ama duymadınız. Ben de öyle. Of. Of ayağım, of. Zaten ne zaman asansöre ihtiyaç duyuyorsa hep son katta olur. Murphy abiye selamlar. Neyse en azından spor yapmış olurum. İşi kaybetme olasılığım şimdilik çok düşük. Sonuçta ilk geç kalışım. Sanki hayalimdeki yerdeyim de endişe duyuyorum. Hayaller. Birçok çocuğun futbolculuk, doktorluk gibi hayalleri sanayi durağında son buldu. Onlar artık sistemin en vasıfsız ama gerekli robotları. Oturarak gitmek. Bu da bir hayallerin gerçek olması durumu sonuçta. Lanet. Gördüğümü gördüm acaba. Hemen binsem çaktırmadan. Kapılar da kapandı. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Uzun süredir görüşülmeyen arkadaşı metrobüste görme durumu. Farklı insanlar olduğunuz için artık görüşmemeye karar vermişsinizdir. Ancak bunu dürüstçe kimse yüze söyleyemez. Onun yerine birbirlerini aramazlar ya da birisi aramaktan bıkana kadar diğerini görmezden gelir. Şimdi 50 dakika boyunca konuşmak zorundayız. Of, müzik bile dinleyebilirdim belki. Ne zamandır görüşemiyoruz? Kaç yıl oldu ya? 10. 10 yıl değil mi? Bayağı olmuş ya. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Başka nereye gidiyorsun? Mecidiyeköy. Aa, ben de Mecidiyeköy'e gidiyorum ha. Bak, beraber gitmiş oluruz. Problem olmaz mı? Olur diye bilen bir insan olsaydım zaten. Tamam. Ben bilmeyeceğim. Arkadaşı bekleyeceğim. Ayağı çeksem benle beraber beklemeyi teklif etme riski var. Olmaz desem 50 dakikalık zorlu bir yolculuk beni bekler. Olsun be, neyse, biraz daha sosyal olmaya çalışmalıyım zaten. Uzun süredir görüşmeyen arkadaşlardan niye aramıyorsun ilk diyen hayırsızlığı karşı tarafa atıp durumdan kurtulabilen kişidir. Şu anki durumda zaten konuşmayı bana bırakmayı düşünmeyen biriyle karşı karşıyayız. Soracağı sorulardan 3 tanesi şöyle olur. 1- Çalışma. 2- Yaşımızın aynı olmasından dolayı askerlik ve evlenme. 3- De konu tıkanınca havalar muhabbet. Aynen. Nerede çalışıyorsun? Ne yapıyorsun bu arada hakikaten? Hiç şey yapmadım ama. Mecidiyeköy'deyim. Ha, Mecidiyeköy'de söylemiştin ha. Sinema bitirdim. İşte sordu ilk soruyu. İnsanlar artık merak ettikleri için değil, kendi muhabbetlerine giriş yapmak için soru soruyorlar. O sinemayı da bitirdim işte, bir şeyler yapacağım ama bizim sektör kötü biliyorsun. Bir türlü uğraşamıyorsun yani, paranı vermiyor falan. Ondan sonra ne bileyim sigortası çalıştırıyorlar falan, bir sürü problem. Nasıl, hafta sonların boş mu? Cumartesi, pazar tatil. Hadi ya, benim tam tersine. Cumartesi, pazar, cumartesi, pazar çalışıyorum. Ertesi günlerde de işte bu freelance işlermişler falan, adamı bayağı yoruyorsun. Bir tane proje var hatta şimdi. Hatta o projeyi patlatmayı düşünüyoruz da bakalım tutar mı tutmaz mı? Güzel bir şey olacağını düşünüyorum yani. Sen yaptın mı askerliği? Ha, ikinci de geldi. Evet. Aa, iyi ha, kendini halletmişsin valla. Suriye'ye falan aslında savaş mava çıkar, oraya da bizi gönderirler. Yandı gitti yani. Ha, senin bir tane kız vardı, ne oldu? Bir tane vardı beraber takıldı. Ne oldu, yürümedi herhalde. Olmadı. Bende de oldu biliyorsun, bir tane vardı Ayşe. Seviyordum aslında ama olmadı yani. Ha, bir de şey var, evlilik var, evleneceğim. Ortak nokta bulup muhabbeti geliştirme çabası mı, yoksa hayatta neler yaptığıma bakıp kendiyle kıyaslama çabası mı? Sorulmaz tabii. Ortamda yalnızca iki kişiyseniz muhabbetin tüm yükü sizin üstünüzdedir. 10 saniye yaşan sessizlikler rahatsız edici bir durum yaratır. Havalar da sıcakladı ya, biliyor musun değil mi? Bayağı sıcak yaptı şimdi. Gerçi bizim memlekette öyle değil mesela. Burada böyle biliyor musun, hep nem var ya. Nemden ötürü insanlar bayağı böyle sıcaktan böyle terliyor. Çok bunalıyorsun yani. Bu durumu aşma adına insanların başvuracağı en kolay yol tabii ki havalardan konuşmak. Oradan da eleştirmeye geçip muhabbet pekiştirilir. Oysa neden sürekli konuşmak zorundayız ki? Çok konuşmak biraz boş konuşmaktır. Böyle sürekli bir problem yani. Tam açıyorlar bazen, hava çok sıcak oluyor, az veriyorlar. Soğuk oluyor, çok soğuk veriyorlar. Böyle ben anlamıyorum şoförleri zaten bu klima muhabbetini ama. Ya annemler babamlar ne yapıyor?
Eyvah, geçmişe girdi. Lan eskiden sana geliyordu. Ne bileyim işte, ondan sonra yemekleri çok güzeldi ya. İyiler mi? İyiler. Hemen konuyu değiştireyim. En azından görece ilginç anları anlatırken beni unutur ve soru sorma ihtimali azalır. Sen Amerika'ya gidecektin, ne oldu? Aa, Amerika mı? Gittim oğlum. Var ya, inanamazsın. 4 ay kaldım. O kadar güzeldi ki. Las Vegas'a gittim. Los Angeles'a gittim. Hollywood'a gittim. New York'a gittim. Acayip eğlenceliydi. Anlatamam sana. Mükemmel. Her yerini gezdim. Hafif İngilizceyi de kaptım falan. Götürdüm yani. Tavsiye ederim. Sen hiç yurt dışına falan çıktın mı? Gittin mi bir yerlere? Çıktım. Aa, gitmek lazım abi. İnsan içindeki o keşif yaptığın zaman mükemmel oluyor yani. Hakikaten başka bir kere bir yeri gezdiğin zaman her yeri gezmiş oluyorsun yani. Oraya gitmek istiyorsun. Oğlum insanın tuhaflığı ya. Evet. Vallahi değişim ya. O kadar beraber takılırdık eskiden. Hep dönemizlerle beraber çıkardık. Basket oynardık. Ne bileyim. Oyun oynardık. Bayağı eğlenirdik yani. Şimdi hayat tabii ilerleyince insanlar önce değişiyor. Karşılaşamıyoruz tabii. Öyle değil mi? Aynen öyle. Abi ne iş yapıyordun? Ofisteydim. Ofistesin. Ofis işi de zor. Yani sabah akşam çalışıyorsun. Değil mi? Sabah kaça çalışıyorsun? Kaza anında camı kırma adına üretilen çekici, şu anki imdat durumunda kullansam ve kaçsam, hukuksal açıdan cezamı azaltma ihtimalim var mı acaba? Böyle yoruluyorsun, sürekli işmiş falan. Bir süre iş ekliyorlardır ekstradan. Ha, benimki de ayakta. İşte part time çalışıyorum dedim ya, satış danışmanlığı falan. Sürekli ayaktasın. Müşteriler manyak zaten. Sürekli insanlarla uğraşıyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Yani satayım hani, deliriyorsun bazen. Hele bir tane abla, anlatamam sana var ya. Tam bir tane şerefsiz yani. Sürekli bana böyle neyim şöyle böyle diye bana böyle ayak yapıyor. Allah bin dalacağım bilmiyorum. Ama bir şekilde kendi işimi yapacağım diye düşünüyorum yani. Onlara bakacağız. Olmadı bakarsın yüksek lisans da yapabilirim ama hani onları da düşünüyorum. Kararsın, bu boşluk dönemi biliyorsun, hep oluyor yani. Ne yapacağız? Bakalım hayırlısı. Of, hele şükür Mecidiyeköy'e geldik. Acelem var deyip hemen kaçarım. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. He. Eyvallah. Numaranı ver de ya. Bir ara görüşelim.